Sayın seyirciler, Ergenekon Mahkemesi'nin 4 yıldır sanık ve avukatlardan gizlediği MIT'in Ergenekon örgütü şeması ortaya çıktı. Şema o kadar saçma ki İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'le Fethullahçı Hüseyin Gülerce aynı örgütün üyesi olarak görünüyor. İşte şemanın 4 yıl boyunca neden gizlendiği de burada ortaya çıkıyor. Çünkü Tuncay Güney'in ifadeleri tutarsız ve tertip amaçlı. O kadar tutarsız ki bir Tuğgeneral Genelkurmay Başkanı'ndan daha etkili bir konumda gösteriliyor. Örgütte Genelkurmay Başkanı bile var ama örgütü Kor General rütbesinde bir kişi yönetiyor. Bu bilgiler 2008'de kamuoyuyla paylaşılsaydı Ergenekon davası daha başlamadan bitecekti. İşte 5 yıldır açılmayan sözde örgütün sözde şeması. Ergenekon demek kesin. Yıllardır gizlenen MIT'in Ergenekon şemasının bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Tuncay Güney'in sözde Ergenekon yapılanmasını anlattığı beyanları Ergenekon davasına bakan mahkemeye 30 Aralık 2008'de ulaştı. Şemadaki isimlerin üzerine örten mahkeme, MIT'in gönderdiği beyanları da 4 yıl dava dosyasından gizledi. İnsanları senelerdir tutuklu bulunduruyorsunuz. Onların lehine olacak bir delili 4 yıl boyunca, bırakın 4 yılı, 10 dakika, 1 saat dahi gizleyemezsiniz. Güney'in beyanlarında sözde örgütün bir numarası olarak Ergenekon tutuklusu MHP milletvekili emekli korgeneral Engin Alan bulunuyor. Ergenekon yapılanmasının ve yapılan tüm işlerin başında Korgeneral Engin Alan bulunmaktadır. MIT'in gönderdiği belgede şemaya yerleştirilen isimler Tuncay Güney'in anlatımlarına göre askerler, gazeteciler ve iş adamları olarak sınıflandırılmış. Basın ayarlar. İşte Güney'in beyanlarıyla hazırlanan şemada yer alan Türk subayları. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Tümgeneral Osman Özbek, Tuğgeneral Veli Küçük. MIT'in hazırladığı Ergenekon şemasında yer alan politikacılar da şunlar: Cumhur Ersümer, Yaşar Okuyan, Koray Aydın, Tunca Toskay, Nazif Okumuş, Tevfik Diker, Eyüp Aşık. MIT raporunda Hasan Fehmi Güneş'in de sözde örgütün elemanı olduğu kaydediliyor. Olmayan isim yok şimdi. Ne olacak şimdi bakalım? Hadi 5 yıl sonra yeniden mi başlayacaksın yargılamaya? Suç işlemişlerdir. Saklanan, gizlenen belgeler, hakimin çekmecesinde gizlediği belgeler yağmur gibi çıkıyor şimdi ortaya. Nereden geliyor bu belgeler şimdi? Niçin hakim acele çekmecesini çekip çıkartıp koyuyor? Kuvvet mi çekildi? Ne oldu? Yalnız mı kaldılar? Tuncay Güney'in anlatımlarıyla bazı gazeteciler de Ergenekon şemasına yerleştiriliyor. Şemada yer alan gazeteciler arasında medya patronlarından Zaman Gazetesi'ne uzanan ilginç bir yelpaze ortaya çıkıyor. Hüseyin Gülerce, Zaman Gazetesi, Ertuğrul Özkök, Dinç Bilgin, Bekir Coşkun, Enis Berberoğlu, Doğu Perinçek ve Aydınlık Çevresi, Aslan Bulut, Aslan Pekin, Türkiye Gazetesi, Necdet Sevinç, Kurultay Gazetesi, Gülçin Telci. Şemada operasyonlara dahil edilmeyen iş adamları da bulunuyor. Kemal Özden, Korkmaz Yiğit, İlhan Uran, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner. MIT'in Ergenekon örgütü şemasında 14'ü politikacı, 13'ü basın mensubu, 19'u iş adamı, 3'ü itirafçı, 9'u mafyayla bağlantılı olduğu ileri sürülen eski ülkücü, 9'u silahlı kuvvetler mensubu, 1'i yazar, 1'i emniyet mensubu olmak üzere 69 kişi yer alıyor. Ergenekon hakimleri gizledikleri şemayı açığa çıkaran bu beyanları dava dosyasına koymak için 30 Kasım 2012'yi bekledi. Oysa İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in talebi üzerine MIT'ten istenen beyanlar mahkemeye 30 Aralık 2008'de ulaştı. Ergenekon hakimleri bu beyanları 4 yıl boyunca dava dosyasına eklemeyerek avukatlardan ve kamuoyundan sakladı. Tuncay Güney'in beyanları üzerine hazırlanan şemayı eski MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun saçma sapan olarak değerlendirmişti. Ergenekon hakimleri İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adnan Akfırat, Veli Küçük, Ethem Sancak, Sedat Peker, Ali Yasak ve Sami Hoş'tan dışındaki isimlerin üstünü itibarları zarar görebilir gerekçesiyle kapatmıştı.